Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil ahadis. Rabbi zidni ilmen fehmen ve elhikni bis salihin. Bir rahmetike erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi rızan umduk. Burada cem olduk. Şu mübarek uğurlamakta olduğumuz Rebiül ve Evvel'in 12. gününün, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettiği şu mübarek günde bizler ziyadesiyle feyziyat ve nasipdar eyle. Bizler için de güzelliklere doğru zulmekten kurtulup nuraniyete doğru yeni bir doğuş olarak fetheyle ya Rabbi. İki cihanserver Efendimizin izinden sadık ümmeti olarak gidebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema selleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuhin ve seyyidina İbrahim ve seyyidina Musa ve Seyyidina İsa ve mâ beynehum minen nebiyyine vel mürselin selavatullahi ve selamu aleyhim ecmaîn. Hayırların fethi şerlerin defi için, vatanımızın, milletimizin şu birlik, düzenlik, birlik beraberliğinin kıyamete kadar payidar olması için, ezanımızın, Kur'an'ımızın, bayrağımızın kıyamete kadar payidar olması için, her türlü afat-ı samaviyeden, aradiyeden hepimizin mahfuz olması için, bizlerin birliğine, dirliğine, şu birlikteliğine, şu güzel huzuruna kastetmiş olanları da kurdukları tezgahların başlarına menkus olması için. Allah-u Teala'nın razı olduğu ahlakla ahlaklanıp, razı olmadığı ahlaklarımızı da bir an önce razı olduğu ahlaka dönüştürebilmek ve ahsen-i hal üzere halk ettiği bu hilkatimizi en güzel ahlakla ona inşallah rücu etmeyi cümlemize nasip ve müyesser etmesi için. Peygamber Efendimizin hoşnut nazarları üzerimize sahiban olması için. Başta onun ruhaniyetleri, al ve ashabının, cümle Peygamber-i Zan Efendilerimizin, hasreten Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ve onun mürşitlerinin, Hazreti Sümbül Sinan Hazretlerinin de ruhaniyetleri için, üzerimizde hakkı bulunanların sağlık, sıhhat ve selameti için, bizleri hakka davet edip, hakta bizlere kandiller olanların da daima toplumun içinde sırat-ı müstakim üzere var olması için, bizlerin de zulmetten bir an önce kurtulup, Allah-u Teala'nın razı olduğu güzelliklerde cem olmakları nasip ve müyesser olması için Ala Resulü'nden selamat olsun. Şimdi bugün kandil olması hasebiyle geçen haftaki konumuza şöyle bir parantezle gireceğiz. Neydi geçen haftaki konumuz? Kerimlerle iş yapma mevzusunu çok teferruatlı bir şekilde işlemeye gayret ettik. Allah-u Teala kerimlerin izinden ayırmasın bizi. Mesnevi'ye başlamak bu sözle adettir biliyorsunuz. Tume gumara bedaan şerhbanist, ba kerima, kerha, düşvar, nist. Kerimlerle iş yapmak zor değildir. Yeter ki biz o yola niyet edelim, niyetlerimizi tasih eyleyerek o güzellerin kervanına ilhak olmayı isteyelim. Onlar da zaten yeter ki gelseler de biz de onları bir şekilde bulundukları durumdan kurtarsanak diye aslında bekliyorlar bizi. Tabii her şeyin usulü, adabı, erkanıyla bir yolda yol alınır. Bu usulü, adabı, erkanı biz kimden öğreniriz işte? Bu güzelliğe erişmişlerden öğreneceğiz. Bu güzelliğe neyle erişmişlerdir? O en güzeli taklit ederek, onun hakikati de onun güzelliklerini halini hal alarak o güzelliğe erişmiş olanların da Allah-u Teala bizleri izinden ayırmasın. Dedik ki insanı bürüyen bir ahlak vardır kap olarak. Değil mi? Hatırlayacağız şimdi konumuzu. Sonra kalbimizin de bir ahlakı var demiştik. Buna da edep denir demiştik. Hatırladınız değil mi? Konunun devamı. Gireceğimiz kıssamız neydi? İhtiyar Çengi ve Hazreti Ömer'in kıssasıydı. Orada yaşlı bir çengiden, işte ömür bir olmuş, sağda solda musiki yapıp zahiri bir şekilde maişetini, geçimini kazandıktan sonra, yaşlandıktan sonra artık kimse kendisine teveccüh etmiyor ve biçare bir vaziyette Allahu Teala'ya rücu ediyor. Bunun kıssasını okuyacağız. Ama bu kıssadan önce bugün kandil olması hasebiyle sizler için hususi bir parantez açacağız burada. Ki aslında bütün işin başı da sonu da odur. Ciltlerce kitaplar, tefsirler, açıklamalar, ahlakla ilgili yazılan sayısız eserler, o hadis-i şerifler bizlere aslında neyi açıklar? Peygamber Efendimiz'in ahlakını bizlere anlayacağımız şekilde tarif etmeye çalışırlar. Bütün mesele aslında onun ahlakı ile ahlaklanmaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar zor mu bir iş? Demek ki kolay değil yani insan için Hazreti insan olabilmek. Niye zor? Kendimiz içimizde o kadar manilerimiz var ki, başta nefsimiz, bize fıtrat olarak verilen o donanımdaki ilk işte şehvet, gadap dediğimiz duyularımız, hislerimiz, hislerimizin bizdeki hakimiyeti, ayrıca vesveselerimiz, evhamlarımız, şeytan aleyhilenin vesveseleri, bunlar nedir? Hepsi yolda yürümek isterken bize kendi içimizde sürekli ayağımıza çelme takan engellerdir. Bu kadar zorlu bir süreci, mücadeleyi nasıl başaracağız? Başarmışların izinden giderek bizim işimiz kolaylaşacağız. Başarmamız gerektiğini nereden biliyoruz? Olabileceğini nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem örnek olarak bizlere zaten lütfetti. Ayrıca bizi ona ümmet etti. Ayrıca ona ümmet olma şerefine Allah-u Teala bizleri eriştirdi. Belki şu günlerde ona bir bilinçlenmeye bir vesiledir. Biz onun nurundan ne kadar uzaklaşıyorsak, zaten nur olmadığı yerde ne var? Karanlık var, zulmet var yani. Sen onlardan uzaklaştığın zaman ister istemez o zulmete düşmüş oluyorsun. Bu seyrimiz esnasında, bu yolculuk esnasında işte niyetten başlayarak, kalpteki o imanla başlayarak, o muhabbetle birleşmesi, ondan sonra o muhabbetin bizden bir fiil beklemesi, onu ahlak olarak giymemiz, ondan sonra o ahlakın bizim derunumuza işleyerek kalbimizin de ahlaklanması, edeplenmemiz, yani ahlak-ı hamidiye ile ahlaklanmamız, ahlak-ı Muhammediye ile ahlaklanmamız. Ondan sonra da bu güzelliklerin bizlere şu yaşadığımız hayatta bir fiil tezahürünü müşahede etmek aslında. Sizler için bugün seçtiğim kıssalar, çok söz ve arasına girmeden aktarırken inşallah bizim nakıslığımızda mahsur görün. Sizin konulardan ve beyitlerden de bakabilirsiniz. Mesnevi'de 6 defter içinde, hasreten 5. deftere kadar seçtiğim Peygamber Efendimiz'le ilgili doğruca kıssaları okuyacağım size. Bakalım hepimize nasıl futuhatlara vesile olacak. Neticede onun isminin anıldığı yer zaten nurdur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allahu Teala Ebu Bekir gibi anmayı nasip eylesin. Ebu Cehil gibi değil. Allahu Teala inşallah bizlerde o kendimize perde olan o zulmet perdelerini her muhabbetle işin ismini anışımızda, ona salat ve selam etmemizde bizlere kolaylaştırsın. Ta ki onun nurundan bizlerde başka bir şey kalmayıncaya kadar. Şimdi çok sözü uzatmadan konumuzun devamının içinde sadece önemli bir parantez olarak bugün bir de Rebül ve Evvel olması hasebiyle, 12'si olması hasebiyle bakalım Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bizlere seçtiğimiz şu kıssalardan neleri okutacak. Peygamber Efendimizin ismi Ahmet olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa olarak sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı yani 200-300'e yakın beyitlerde zikrediliyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının tozunun tozuyum diyor Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana'yı bundan gayri düşünmek ne diyor? Bunu söyleyenin sözünden de şikayetçiyim, kendisinden de şikayetçiyim diyor. Hazreti Muhammed'si sallallahu aleyhi ve sellem bir Allah dostu düşünemez. Bir kişi ne kadar alim olduğunu iddia ederse etsin, ne kadar bilgi olduğunu iddia ederse etsin, o nurdan mahrumsa ilminin de bir kıymeti yoktur. Bütün ilimler o güzel ahlaka, bizi Yaradanımıza götürecek, bize götürdüğü zaman kıymetlidir. Yoksa bize sadece perdedir. Zaten ilim de Allah'ı bilmektir. Allah-u Teala nereden istersen yaklaşabilirsin. Yani sen yeter ki onu bulmak iste. Hücreyi araştırarak mı girersin? Atomu, makro alemi mi, mikro alemi mi? Kuantumuna mı inersin? Allah-u Teala'nın sisteminde hiçbir eksiklik göremezsin. Ve sen nereden ararsan mutlaka kendine çıkartır. Yeter ki o arayan göz olalım. Bulmak isteyelim. Veya inşallah Allah-u Teala hidayetiz bize nasip eylemese zaten biz nereden bulacağız? Allah'a başta hamd ederiz, bizlere hidayeti nasip etti. Şimdi biz o nurun izini, o nurun buyu Rahmani, buyu Muhammedi'nin peşindeyiz aslında. O Resulullah'ın mübarek kokusu nasıldı? O raihası nasıldı? O koku neydi? Duyursun bize Rabbim inşallah. O izin, onun izini arıyoruz. Biz onun muhabbetini takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu beytlerle beraber seçtiğimiz bu kıssalarda bakalım neler açılacak bize. Bildiğiniz kıssalar da olabilir ama inşallah güzel niyetle dinleyelim. Allah-u Teala bizlerin içinde o nura gitmemizde mani olacak ne varsa hepsinin izalesine vesile eylesin, dönüştürsün inşallah. Mescid-i Nebevi'de cemaat çoğalıp da "Ya Resulallah, vaaz buyurduğun esnada biz mukaddes yüzünü göremiyoruz" demeleri üzerine zat-ı risalet için bir minber yapılınca direğin inlemesi diyor. Resul-i Ekrem ve ashab-ı kiramın on iniltiyi işitmesi ve Hz. Musa'nın aleyhissalatu vesselamın sarahaten o direğe sual sorup cevap vermesi. Şimdi mesele şu, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'de yapılmış olan bir yükselti vardı. Bir kürsüsü, bir minberi vardı. Zamanla ashab çoğalınca herkes göremiyor diye yeni bir minber yapılıyor ve o eski kullandığı kütük işte direkt minber dediğimiz o direğin konuşması mevzusu vardı. Konuşur mu, konuşmaz mı? Ya biz inanmayan için sıkıntımız yok. Biz bunların yazıldığına göre, bizlere aktardığına göre iman ederek bunları okuyoruz. Bakalım bizlere hangi mesajı verecek Hazreti Mevlana Celaleddin. Hannane, direğin adı da Hannane. Hannane yani inler denilen direk Resul-i Ekrem'den ayrıldığı için akıllı insanlar gibi inledi diyor. Vaaz meclisinin ortasında o surette inledi ki o iniltiyi bulunanların ihtiyarı da genci de duydu. Öyle bir ses geliyor ki o direkten. Farklı tabirleri var burada. Devenin doğum inlemesi gibi bir ses çıkıyor diyor. İniltiyi bütün ashab orada duyuyor. Böyle eni boyu olan bir direğin yahut direğin böyle enine boyuna yani sürekli bir surette nasıl ve niçin inlediğini Resulullah'ın sahabeleri şaştılar. Bu direkten, bu kuru kütükten bu ses nasıl çıkar diye şaşırdı Allah Resulü Aleyhisselam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Ey direk, ne istiyorsun?" diye sordu. Hatta bir rivayette böyle okşayarak "Niye inliyorsun? Ne oldu sana?" diyor. O da dedi ki "Senin ayrılığından ruhum pürhûn oldu" cevabını verdi. Pürhûn ne demek? Ciğerlerim ateş akan doldu demek. Direkt diyordu ki "Hutbe irade ederken bana dayanıyordu. Beni bıraktın da minber üstünde kendine dayanak ve mevki yaptın." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Seni yeniden hurma ağacı yapmalarını, yemişinden şark ve garp ahalisinin yemelerini ister misin?" diyor. Teselli ediyor şimdi Hannane direği. "Sana dua edeyim" diyor. "Seni diksinler öyle bir ağaç ol ki şarktakiler, garptakiler senin meyvelerinden yesinler" diyor. "Yoksa" diyor "ahirette ve cennette hakkın seni bir servi yapmasını ve terü taze olarak ilelebet kalmasını onu mu istersin?" diye sordu. "Öyle bir ağaç ol ki ölümsüz bir ağaç ol. Bunu ister misin?" diyor. Direkt diyor ki "Hayır" diyor. "Ben daima baki olanı isterim" diyor. "Ey gafil kimse, bu cevabı işit de bir direk parçasından daha değersiz olma. Kıyamette insanlar gibi haş olsun diye Resul-i Ekrem o ağacı yere gömdürdü. Ve şu anda kabrinde bulunuyor o kütük. Bir insan gibi defnedildi o kütük. Bilmiş olasın ki Allah bir kimseyi nezdinde davet ederse ve ona yakınlık ihsan ederse o kimse alemin bütün işlerinden uzak olur. Her kimin işi gücü Allah'tan olursa dergâh-ı ilahiye girme ruhsatını da bulur. Diye burada bu kıssayı bu şekilde sırlayacağız. Buradan sonra da bayağı bir konular açılıyor ama bizim bilmemiz gereken kısım, yani daha doğrusu şu anda okumak istediğimiz kısım Hannane direğinin, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normalde onun üzerinde ashabına hutbe irade ediyor. Sonra yenisi gelince onu kenara koyuyorlar. Peygamber Efendimiz'in o kadar ayrılığına bile dayanamayan bir kütüğün hikayesini anlatıyor Hazreti Mevlana. Peygamber Efendimiz diyor ki seni öyle bir ağaç yapayım ki gelen geçen herkes senin meyvenden yesin. Ya da istersen seni ahirette bir selvi ağacı yapalım diyor. Yok diyor, ben ne onu isterim, ne dünyada baki olmayı isterim, ne o tarafta o şekilde. Ben ne diyor burada, daima baki olanı isterim, o da Nur-u Muhammediye talip. Ve ne oluyor bu tercihinden dolayı? Bir insan gibi defnediliyor Hannane direği. Sonraki aşamada diyecek ki Hazreti Mevlana, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mucize göstermesi, Ebu Cehil'in avucundaki taş kırıklarının dile gelip Zat-ı Akdes-i Muhammedi'nin sallallahu aleyhi ve sellem risaletine şehadet etmeyidir. Biliyorsunuz Ebu Cehil'i tarif etmeye gerek yok. Zaten çok uğraşmaya da gerek yok. Biz Peygamber Efendimizle meşgul olmaya gayret edelim. Zaten onun gayrisi olmuş oluyor. Değil mi? Peygamber Efendimizle meşgul olmak zaten onun gayrisi olmuş oluyor yani. Çünkü hayat düşmanını tanımaya yetmeyecek kadar kısa. Muhabbeti arayıp bulmaya da yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bize verilen ömür sermayesini mümkün mertebe bu muhabbeti, bu sevgiyi, bu yakınlığı kesbetmek için Allah-u Teala kullanmayı hepimize nasip eylesin. Ebu Cehil'in elinde taş parçaları vardı. Bak, Ebu Cehil'in elinde taş parçaları vardı. Dedi ki, ey Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem, bu nedir? Çabuk söyle dedi. Şimdi taşlar elinin içinde, Peygamber Efendimiz'e bu nedir söyle diyor. Eğer peygamber ve göklerin sırrından haberdar isen avucundaki saklı şey nedir söyle diyor Peygamber Efendimiz'e. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nasıl istersen onların ne olduğunu ben mi söyleyeyim, yoksa bizim hak ve doğru olduğumuzu elindeki taşlar mı söylesin? Ebu Cehil, bu ikincisi daha nadirdir. Yani sen söylemen daha ihtimale yakın ama elimin konuşması bu daha nadir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evet, Allah çok kuvvet ve kudret sahibidir buyurdu. Ebu Cehil'in avucu içinden her taş parçası bila tevakkuf, kelime-i şehadeti söylemeye başladı. Ellerindeki taşlar konuşmaya başladı. Karşıda iki cansever Efendimiz, Ebu Cehil'in elinde taşlar ve Peygamber Efendimiz'in elinin avucunun içinde ne olduğunu soruyor. Peygamber Efendimiz diyor, ben mi söyleyeyim yoksa taşlar mı söylesin diyor. Ya ikincisi daha nadirattandır, onlar söylesin diyor. Ne yapıyor? Hiç istisnasız bütün taşlar ne diyorlar? Taşların her biri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ebu Cehil taşlardan bunu işitince onları hiddetle yere çarptı. Dedi ki, senin gibi usta bir sihirbaz olamaz. Sahirlerin baş tacı da sensin. Kahrolası Melun'un toprak başına ki kalben kör idi. Kime diyor şimdi? Ebu Cehil'e diyor. O toprak başına ki diyor kalben kör idi. Onun gözü ancak toprağı görebilen bir şeytandı diyor. Şimdi geçen sefer derste işlemiştik ya, o kalp insanının içine bir hastalık sirayet ettiği zaman önce kaybettiği duyu neydi? Önce sahar olur demişti değil mi? O virüs neydi ama? Kibir virüsü. Kalbe kibir hastalığı girdiği zaman insan önce işitme duyusunu kaybeder. Hakkı duymamaya başlar. Daha sonra da görmemeye başlar. Veya görmesi gerektiği gibi görmez. Buradaki onun gözü ancak toprağı görebilen bir şeytan değil, başka bir şehir beytte şöyle şerh ediyor. Hazreti Adem'in yaratılış sahnesinde diyor ki Allahu Teala şeytan, biliyorsunuz o zamana kadar bütün kainatta her yere secde etmiştir. Değil mi? Meleklerin komandanı olarak her tarafta dolaşıp her yerde secde etmiştir. Ama secde et denilen yerde ne yapmıştır? Secde etmemiştir. Diyor ki melekler o yaratılan toprağa, Adem'e baktılar. Adem'in penceresinden Allah'ın nurunu gördüler. Şeytan baktı, sadece dedi ki o topraktandır dedi. Onu topraktan yarattın, beni ise ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm dedi. Adem de toprağı gördü. Onun gözü ancak toprağa görülebilen bir şeytandı diyor. Şeytana da ne mani oldu? Kibri mani oldu. Şimdi Ebu Cehil de hani niye bana gelmedi, ona geldi derdi vardı. Değil mi Peygamber Efendimiz? Yahu elindeki taş konuştu. Elindeki taş konuştu. Kelime-i şehadet etti ve sen bunu inkar ediyorsun. Direkt şehadet ediyor Peygamber Efendimiz'e odun haliyle. Bizim kalplerimiz yumuşuyor. Ey dinleyen diyor. Geri dön ve Pir-i Çengi'nin haline kulak ver diyecek. Ama bunu inşallah önümüzdeki hafta diyeceğiz. Dinleye okumaya devam edeceğiz. Şimdi burada seçtiğimiz kıssalardan devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in Asa-i Musa'ya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatının Musa aleyhisselamın uykusuna, Kur'an'ı değiştirmeye kalkışanların da Musa aleyhisselamı uykuda bulunca asasını çalmaya kalkışan iki sihirbaza benzetilmesi kıssasındaki baş kısmı okuyacağız. Allah'ın lütfu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselama vaat etmişti ki, bu müthiş bir şeydir ya. Peygamber Efendimizin hayatı saadetine baktığımızda Mekke dönemini böyle hatırımıza nasıl geliyor, ne şekilde geliyor? Büyük çileler çekmiştir Peygamber Efendimiz. Değil mi? Çok çileler çekmiştir. Şimdi şöyle bir tabiri vardır Hazreti Mevlana'nın ki bu ilelebet inşallah bir hakikati beyitler şeklinde bizlere burada okutuyor. Allah'ın lütfu diyor o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e vaat etmişti ki sen ölsen de Kur'an ve onun kanunu bulunduğu İslam dini ölmez. Habibim ben seni iki alemde de hıfzederim. Senin sözünü kınayanları terk eder, onları hor ve hakir bir hale koyarım. Kimse Kur'an'a bir harf ilave etmeye ve bir harf eksiltmeye muktedir olamayacaktır. Allah'ın koruması altında. Sen benden daha iyi bir muhafız arama diyor Peygamber Efendimiz Allahu Teala. Senin şeref ve şanını günden güne artıracağım buyuruyor. Senin adını altın ve gümüş üstüne bastıracağım. Senin için mescitler, minberler ve mihraplar yaptıracağım. Muhabbette senin kahrın benim kahrımdır diyecek. Sonra diyecek ki Hazreti Mevlana. Şimdi yani İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olanlar müşriklerden korktukları için senin adını gizli söylüyorlar ve namaz kılacakları vakit gizleniyorlardı. Değil mi? Düşünün ilk Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Bi'setinden sonra Müslümanların Erkam'ın evinde gizli toplanmaları, ibadetlerini gizli yapmaları, Ondan sonra Peygamber Efendimiz'i açık bir şekilde zikretmemeleri ne zamana kadar sürüyor bu? Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına kadar değil miydi? He? Ne diyor Hazreti Ömer? Müslüman olduktan sonra kaç kişiyiz artık diyor. Ve Hazreti Ömer'in değil mi? Öncülüğünde gidiyorlar, ondan sonra Kabe'de namaz kılıyorlar. O zamana kadar gizli saklı tutuyorlar. Şimdi burada şuna kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra şu beytin güzelliğine bakın. Şimdi yani İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olanlar müşriklerden korktukları için senin adını gizli söylüyorlar ve namaz kılacakları vakit gizleniyorlar. Mel'un müşriklerin korkusundan dinin yer altlarında gizleniyor. Ben ufukları minarelerle dolduracağım. Onların üstünden senin nam-ı şerifini halka duyuracağım. Sana asi ve düşman olanların iki gözünü kör edeceğim. Şimdi şöyle bir coğrafyaya bakın seyahat ederken. Her tarafta Allah'a yüz binlerce şükürler olsun. Minareler tapu gibi coğrafyamızda dizilmemiş mi? Ne okunuyor o minarelerde? Bütün bilad-i İslamiye'de öyle mi? Bak onlar senin ismini söndürmeye çalıştılar. Seni yok etmeye çalıştılar ama ben sana öyle bir şeref vereceğim ki günde 5 vakit Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü okunuyor mu okunmuyor mu? Senin bendelerin şehirler istila edecek ve mansıp sahipler olacaklardır. Senin dinin balıktan aya kadar dünyayı tutacaktır. Ey Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dinin hükmünü kaybedip ortadan kalkacağından korkma. Biz onu kıyamete kadar baki kılacağız. Ey bizim peygamberi ekberimiz. Sen sihirbaz değilsin. Sadık bir Resulullah'sın. Musa Kelimullah ile hem hırkasın diyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e birçok defa ki az önce de okuduk. Ebu Cehil ne diyor? Sen ne büyük sihirbazsın diyor. Haşa. Kur'an senin için Musa'nın asası gibidir ki bak Kur'an senin için Musa'nın asası gibidir ki ip ve değnek gibi olan küfriyatı ejderha gibi yutar. Ne yapıyor Hazreti Musa Firavun'la o sihirbazların toplandığı sahnede? Onlar bir sürü sahte büyüler yapıyorlar değil mi? İplerle ne diyor burada ona değiniyor. Ve Hazreti Musa asasını attığı zaman o yapılan her şey bir anda sahte olan her şeyi yutuyor. Şimdi diyor ki Hazreti Mevlana sana verdiğim o Kur'an da Musa'nın asası gibidir. Küfrü yutup yok edecek diyor. Senin dinine kastedenler senin asana yani Kur'an ile hadise el uzatamayacaklardır. Ey Şah-ı Risalet, müsterih olarak mübarek bir uyku ile uyu. Sen uykudasın fakat nurun gökyüzünün düşmanlarını yayını kurmuş müdafaya hazırdır. Senin yay gibi olan nurun filozofu ve ağzının gevelediği din aleyhindeki felsefeyi okla susturur. Cenab-ı Hak vaat ettiğini hatta daha fazlasını yaptı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i mütaharasında uyudu fakat baht ve ikbali uyumadı. Uyudu mu? Uyusaydı biz bugün nasıl Müslüman olacaktık? Allah-u Teala o dini mübini o kadar güzel korudu ki ashabını vesile eyledi. Ondan sonra onlara hizmet edenleri ve ondan sonra müteselsilen bu güzelliklere hizmet edip günümüze kadar bugün biz Kur'an-ı Kerim'i ashabın döneminde ashab nasıl okuyorduysa aynı şekilde okuyor muyuz? Kayıt mı varmış o zaman? Kasetlere mi yüklemişler? Dilden dile bir şey bozulmadan 1400 küsür sene nasıl gelebilir? Korunmuş mu? Telaffuz edildiği gibi bize gelmiş. Hatta bütün kıraatleriyle beraber gelmiştir bugüne kadar. Bir harfi bile değişmemiştir. Ve o Kur'an hakikati insanın bedeninde, şimdi buradan bizi kendimize almamız gereken kısımlardan bir tanesi de, hani Peygamber Efendimiz'den bahsediyor ama şimdi al bunu kendine giydir. O nuru Muhammed'i sende uyandığı zaman artık küfür ne olur? sende yer yurt bulamaz. Yok olur. Sen başaramayacağım ve edemeyeceğim gibi düşünürsün ama o Nur-u Muhammed'i bir orada bir uyanmaya başlasın. Ne olur? Senin kendi içinde az önce zikrettiğimiz o tanımlamakta zorlandığımız her türlü düşmanımız, nefis düşmanımız, kendi isteklerimiz, heva hevesimiz ne yapar? Bu nur karşısında aslında zayıflar. Ama biz bunu neyle giydireceğiz buna? Hani bu neyle zayıflayacak? O nur uyanır. Ama onun şekillendirilmesi nedir? İşte Allahu Teala'nın Kur'an ahlakı. Şeriat olarak bize giydirdiği, bizde görmek istediği elbisedir. Ne yapar o giydiğimiz elbise? Görünen bütün sahte canavarları yer diyor. Güzel değil miydi şimdi bu kısa? Elhamdülillah. Şimdi geçiyoruz dördüncüye. Hatırlayalım mı şimdi? Baştan sona gidelim. Ne vardı başta? Kütük. Hannane direği vardı. İnleyen. Resulullah'tan ayrıldığı için inim inleyen bir dilek ve senden başka bir şey istemiyorum ya Resulallah deyip Peygamber Efendimiz insan gibi defnettiği o direkten, odun parçasından diyemiyorsun işte yani. Resulullah'ı tanıdıktan sonra artık o odun parçası olmuyor yani. Nasıl ki Kıtmir değil mi? Peygamberini veya ashabı o Allah'ın seçkin kullarına hizmet edince köpekten sıfat değiştiriyor. Başka bir hayvan oluyor. Cennetlik oluyor. Hannane direği. Sonra Ebu Cehil'in elindeki taşlar. Nebadat, cemadat. Değil mi? Bak bir kategori daha atladık. Sonra ne dedi? Senin nurunu söndürmek isteyenler kimleri değilse yaptıkları her şekilde değil mi? Az zulüm mü edildi Peygamber Efendimiz'e? Açlık mı çektirilmedi? Boykot edildi. Üzerine işkembeler döküldü. Hakaretler yağdırıldı ve bu kısa bir süre değil. Birkaç aylık bir süre değil. Mekke dönemi ne kadar sürüyor? Taşlandı. Ya neredeyse 11 yıl sürüyor değil mi? Elhamdülillah bakın şu hicret dönemi, Mekke'den hicreti, Medine'ye varışı da Rebiül Evvel'in 12. gün değil mi? Hem Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi, hem Medine'ye teşrif buyurmaları, hem de aslında bu dünyadan da ahirete tekrar doğdukları günde Rebiül Evvel'in 12. gecesindedir. Dördüncü kıssada bakalım bize ne diyecek şimdi. Enes bin Malik radıyallahu anh havluyu yanar ocağa atması ve havlunun yanmaması. Enes bin Malik biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in yakın ashabından bir zat-ı Ali. Enes bin Malik'ten şöyle rivayet edilmiştir. Bir kimse ona misafirliğe gitmişti. O misafir hikaye etmiştir ki Enes yemekten sonra sofra havlusunu sararmış gördü. Biliyorsunuz eskiden sofralarda peçeteden öde. Özellikle büyükler, eskiler bilir bunu. Böyle peşkirler bulunurdu. Büyükler yerinden kalkmazdı bir daha. Su da getirilirdi ve havluyla, eller yıkandıktan sonra havluyla kurutulurdu. Böyle nihaleyle, havluyla. Yaşayan var mı aranızdan bilmiyorum. Bendeniz, dedemde nasip oldu, tutmuştum yani. Hoş bir şeydi de, değişik bir tecrübeydi. Şimdi böyle bir peşkir var, bir havlu var. Ve bu havlunun sahibi kim? Enes bin Malik. Enes bin Malik havlunun sararmış olduğunu görüyor. Enes dedi ki havluyu kirli ve bulaşık görünce carisine dedi ki ey hizmetçi şunu bir parça yanan ocağa at. Havluyu. O kavrayışlı cariye havluyu hemen götürdü yanan ocağa attı. Misafirlerin hepsi hayrette kaldı. Havlunun dumanının çıkmasını beklediler. Öyle ya ateşe havluyu atıyorsun bir an dumanı çıkacak. Bir de hani birden anlam veremediler niye bunu ateşe attı diye. Bir müddet sonra cariye havluyu ocaktan çıkardı. Temizlenmiş, beyazlanmış ve kirden uzak kalmıştı. Misafirler dediler ki hayretler içinde. Ey aziz sahabe bu havlu neden yanmadı? Nasıl temiz, tertemiz olarak çıktı? Hazreti Enes dedi ki bunun sebebi Hazreti Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bu havluya çok deva elini ve ağzını silmesidir. Ey ateşten ve azaptan korkan gönül Böyle bir el ile böyle bir dudağa yakınlık sen peyda et. Bak ne kadar güzel. Ey ateşten ve azaptan korkan gönül. Böyle bir el ile böyle bir dudağa yakınlık peyda et. Cenab-ı Hak havlu gibi bir eşyaya böyle bir şeref verirse bir aşıkın ruhuna ne gibi futuhat ve fuyuzat bulunacaktır acaba? Allah Kabe'nin taşlarını namaz için kıble yaptı. Ey can, sen de seyr-i sulukunda mana erlerinin ayağının toprağı ol. Okuyayım bu söz ya, çok acayip. Allah Kabe'nin taşlarını namaz için kıble yaptı. Değil mi? Kabe'nin taşları biliyorsunuz, ozalit taşı mı diyoruz onu. O oradaki toprakta, o taştan Kabe'nin duvarlarını yaptı. Sen bugün Kabe dediğin, Beytullah dediğin yer. Dediğimiz, bildiğimiz, iman ettiğimiz yer. Ey can diyor, sen de seyri sülükunda mana erlerinin ayağının toprağı ol. Onlar da o topraktan yapılmıştı. Misafirler ondan sonra o hizmetçi kadına dediler ki, peki biz bu ahvali gördük. Sen de bize halini söylemez misin? O havluyu efendinin emriyle alelacele götürüp ateşe attı. Haydi diyelim ki efendinin esrara vakıftı. Ya sen? O biliyordu yanmayacağını. Sana götür at dedi. Sen de götürdün attın. Sana da şaştık yani. Sen bu kadar teslimiyeti nasıl gösterdin? Böyle bir kıymetli bir havluyu ey hanım ateşe sen nasıl attın? Biliyordun ki Peygamber Efendimiz buna siliniyordu. Hizmetçi dedi ki kemal-i itimadımdan kendim bile ateşe atılırım diyor. Çünkü Allah'ın has kullarından çok şey ümit ederim. Enes atla dediyse atlarım dedi. Yani at dediyse atarım, atla dediyse atlarım dedi. Kerem sahibi sır bilir, her ere itimadım var. Bir havluyu değil, başımı bile ateşe atarım dedi. Birader, kendini sen de böyle bir itimat iksirine sür. İtimat iksirine sür. Yani o Resulullah bunu buyurmuşsa, teslim olup bunu yapmaya gayret et. Yani bir yıllar öncesine diyelim, çok uzun seneler gitmeyelim. Yani bir 20 yıl öncesine kadar hadisle ilgili bir tartışma yapılması mümkün müydü acaba? Hele de böyle aleni bir şekilde. Bu hadis midir, doğru mudur, yanlış mıdır? Peygamber yapmış, yapmış da ne olmuş haşa? Böyle şeyler konuşulabilir miydi? Cesaret bulabilir miydik buna? Ya insanın bir değeri olmaz mı? Senin değer verdiğin şey değerlidir yani. Dokundurmayacağın bir namusun vardır senin. Ne oldu? Önce işte Evliyaullah'tan başladık. Evliyaullah dediğin Allah'ın seçtiği veli demek yani. Biz burada hak olanlardan bahsediyoruz. Ötekiler zaten sahtekardır, Evliyaullah değil. Bak sen 700 sene, 800 sene geçiyor aradan hala irşad oluyor muyuz bu zatlardan? Oluyoruz. Hala bize müşküllerimize cevap bulabiliyor muyuz? Buluyoruz. Şimdi doğruca ne yaptık? Bakın Amentü'yü sayarsak, sayalım. Amentü billahi. Sonra ve melaiketi. Sonra ve kütübi ve rusuli. Peygamberler yani. Şimdi sana dese ki Allah yok, ne yaparsın? Ne diyorsun ya? Allah'ım nasıl dersin böyle bir şey, değil mi? Diyebilir mi? Diyemez. Amendülillah ve melaiketi diyebilir mi? Bir değerimiz var değil mi? İnandığımız şey var. İman ettiğimiz bir şey var. Ve kütübi ve rusuli. Ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim ve Musa ve İsa, biz hepsine elhamdülillah 124 bin peygambere iman ettik. Allah imanı nasip etti elhamdülillah. Şimdi ne yapıyor? Buradan vuramıyor, buradan vuramıyor, buradan vuramıyor. Peygamberine de tabii başta laf söyleyemiyor. Ne yapıyor? Peygamberin izinden giden Allah dostları, tabi'in, etbeut tabi'in, 4 mezhep imamı, ashaba geliyor. Tedrice, yavaş yavaş. Önce işte başlıyor, şu alim de anlar mıymış? Sanki bütün ilim ona mı verilmiş? 4 mezhep imamına da ne gerek var, değil mi? Bir kapı aşıyor kendine. Sonra nereye doğru gidiyor? Nereye doğru gidiyor? Yavaş yavaş, ashab da şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır, birbiriyle savaşmıştır. Bu kadar da insana tapılmaz, şu kadar da insana değer verilmez. Başlıyor halife dönemine. İşte Hazreti Osman şöyle yapmıştır, Hazreti Ali böyle yapmıştır. Ne haddimize düşüyorsa nereye götürecek işi? getirdik. Şimdi Peygamber Efendimiz'e çok rahat vurabiliyoruz. Haşa. Kime vuruyoruz aslında? Kendimize. Şimdi okutacak bize Hazreti Mevla. Bak diyor, taş şehadet ediyor. Odun şehadet ediyor. Onu söndürmek isteyen o bütün küffara Allah-u Teala o söndürmek istedikleri nispette bütün kainatta Allah Resulü'nün sesini duyurtuyor. Şimdi Resulullah'ı sen devreden çıkarırsa, peygamberleri devreden çıkarırsa ne kalıyor? Bak, kitabından başladı. Kitapta böyle mi yazıyor, şöyle mi yazıyor? Sen kitabını anlıyorsun ki ben böyle anlıyorum. Kur'an üzerinde ciddi ciddi artık böyle konuşmalar, tahrifler, bozulmaları açık bir şekilde yapar hale geldik mi? Tahmin edebiliyor muyuz sonraki adam nereye götürecek bizi? Tabii melekler sonra da Allah'ın inkara kadar gidecek. Zaten şimdi deizme kadar gittik mi? Gittik mi? Toplumumuzun bir gerçeği mi bu? Doğru. Gidiyoruz ama nereden başladı? Biz o küçük zannettiğimiz meselelerden başladı. Sen bir kere o perdeyi yırttığın zaman yavaş yavaş artık en derinine kadar gidiyorsun. Allah korusun imanımıza kastetmeye kadar bir iş götürürüz. Ne gerek var bu muhabbetleri konuşmaya? Ne gerek var ashabın hayatını konuşmaya? Ne gerek var sahabeyi konuşmaya? Ne gerek var peygamberi bu kadar sevmeye? Niye bu kadar abartıyorsunuz? Mevlüt kandili de nereden çıkmış? Böyle yapa yapa ne olduk? Biz artık kendi aslında kuyumuzu, kendi oturduğumuz mübarek dalı kendi ellerimizle keser hale. Hocam Suudi Arabistan'da da Peygamber Efendimiz'in Ravzası'na dua edemiyorsunuz. Hemen Kabe'ye dönün diyor, yasak diyor. Şimdi bakalım ne diyecek Hazreti Mevla. Evet. Devam ediyoruz. Çok tamam iyi. Toplaya toplaya gidiyoruz. Evet. Şimdi burada hadi oraya geçeceğiz beş. Şeytanın Kureyşlilere Allah Ahmet'le harbe girişin, ben de size yardım ederim. Kabilemi de imdadınıza çağırırım demesi. Fakat iki saf karşılaşınca kaçması. Bakın dikkatinizi çekiyor. Ne diyor burada Hazreti Mevlana? Şeytan ne diyor Kureyşlilere? Ahmet'le siz harbe girin. Ben de avanemi size destek olarak göndereceğim diyor. Şeytan gibi diyor. O da Bedir gazasında asker içine girmiş 101.'si olarak Kureyşlilere dedi ki ben sizin yardımcınızım. Efsununu okumuştu onlara. Bedir biliyorsunuz Müslümanların ilk savaşıdır. Ve Ashab-ı Bedr olarak da seçilmiş kullar. Kaç taneydi Ashab-ı Bedr? 313. Ashab-ı Bedr. Hatta onlar mesela isimleri bile çıkartılmıştır. Allah inşallah şefaatlerine bizleri mahrum eylemesin. Şimdi ne var? Bir tarafta Kureyşliler atlılarıyla, ordularıyla, bir tarafta Ashab-ı Bedr kaç kişi? 313. Üstelik ya daha henüz ordu, işte savaş taktiği, askeri donanım falan da ilk ordu yani. Daha Medine'den sonra müşriklerle giriştiler ilk savaşta. Ne yapıyor diyor? Şeytan ne yapıyor? O Kureyşlerin arasına kaçıncı olarak giriyor? 101.'si olarak o Kureyşlerin arasına giriyor ve ne diyor? Ben sizin yardımcınızım diyor. O efsunu onlara okuyor diyor. Kureyşliler onun sözüyle harbe hazır oldular ve iki taraf askeri karşılaştı diyor. Şeytan müminlerin safları arasında meleklerden müteşekkil bir kuvvet gördü. Biliyorsunuz ayet-i kerimede geçer. Binlerce melekler Bedir ashabına destek olarak geldi ve şeytan o Kureyşlerin arasına baktı ki o 313 müminin arasında, sahabinin arasında melekler ordularla inmiş vaziyette. Şeytan Kureyşlerin görmedikleri saf saf melaike askerlerini görünce korkudan ateşkede yani Mecusi mabedi gibi yandı. Sönmeyen bir ateş biliyorsunuz. Şeytan ben acayip bir asker görüyorum diyerek ayağını geri aldı. Ey kavim ben Allah'tan korkarım dedi şeytan. Ondan bana yardım yoktur. Çekilin gidin. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Haris bin Hişam ona dedi ki, ey Süraka şekilli, dün niçin böyle demiyordu? Şeytan dedi ki, ben şimdi muharipler görüyorum dedi. Haris de, Arap kavminin hor ve hakir bazı efradını görüyorsundur dedi. Hani o bakıyor. Haris ne diyor? Orada işte 313 tane Bedevi Arapların hakir ve hor efradını görüyorsun diyor şeytan. Ey kolaylıkla orduyu utandıran kimse, sen başka bir şey görmüyorsun. Lakin dün laf zamanıydı, şimdi ise harp vaktidir. Dün size yardım ederim, mensur ve muzaffer olursunuz diyordum ya. Ey melun, dün ordunun kefili olmuştum, bugün ise namert ve hakir görünüyorsun. Senin o yalancı vaadine inandık da buraya geldik. Sen külhana gittin, biz senin narına yanmak için odun olduk. Haris İbni Hişam, Süraka şeklinde görünen şeytana bunları söyleyince, melun onun takdirinden hiddetlendi ve Haris'in sözleri kalbine tesir edince gazapla elini onun elinden çekti. Bak, şeytan kimi terk ediyor? Allah Resulüne karşı savaşanı oraya kadar sürüklüyor, yanında oluyor. Hadi ben yeneceğiz onu diyor. Ama savaş zamanında gelince ne yapıyor? O da ona hiddetleniyor diyor. Hatta ne diyor burada? Ben Allah'tan korkarım diyor. Korkuyor. Şeytan Haris'in göğsüne vurdu ve kaçtı. Böylece hilesiyle çaresiz müşkillerin kanını döktü diyor. Şeytan bunca alemleri yıktı ve harap etti de sonra ben sizden değilim dedi. Melaike askerinin heybetinden korkunca Haris'in göğsüne vurdu ve onu yere yıkıp çaktı. Nefs ile şeytan aslen bir idiler diyor. Kendilerini iki surette gösterdiler. Burada da yine olayı oradan dinliyorsun ama kendine uydurman lazım, giydirmen lazım bir şekilde. Peki bu kendimize giydirdiğimizde nasıl bir hal alır? Şimdi nefis, heva, heves ve Allah'ın murad etmediği, istemediği, bize men ettiği her şey haram kategorisinde Kureyşlerin o ordusu gibi düşünebilir miyiz? Senin kalbinde o iman nuru, muhabbeti, Muhammedi'yi de Bedir ashabı gibi düşünürsek, sen yeter ki diyor Allah-u Teala, Allah Resulüne sımsıkı sarır. Meleklerle destek olunursun. Şeytan her ne kadar sen galip geleceksin, sen bunu başaracaksın derse bile o nur Muhammed'i üzerimize koruyucudur. Kütük, taş, kafirler, şeytan. Şeytan bile çekiliyor. İsmi Muhammed'i duyunca. Oradaki Allah-u Teala'nın o Muhammedi nurun etrafında toplananları görünce çekiliyor. Bakalım şimdi nereye gidiyor. Sıkıldınız mı? Şöyle bakayım vakti. Şimdi 6. kıssada diyecek ki, burada olay şu, tamamını okuyamayacağız çünkü vakit ona yetmeyecek. Hazreti Halime, biliyorsunuz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi. Değil mi? Peygamber Efendimizin o süt dönemi tamam olunca Halime annemiz Peygamber Efendimiz'i Hazreti Abdülmuttalip'te ve dedemize teslim etmek üzere Mekke'ye geliyor. Mekke'ye geliyor ve o Beytullah'ın etrafında buluşmak üzere ayarlanırken hatiften bir ses duyuyor. O kadar güzel bir ses duyuyor ki, sesin cazibesinden Peygamber Efendimiz'i küçük yaşta işte orada bir bırakıyor. Bu ses nereden geliyor diyor. O sesin peşine gidiyor bir sürü. Sonra geldiğinde bakıyor ki Peygamber Efendimiz yok. Büyük bir üzüntüyle, büyük bir telaşla Kabe'nin etrafında ağlayarak Peygamber Efendimiz'i aradığını söylüyor. Feryat ediyor adeta. Nasıl bulacağım, nerede bulacağım diyor. Teslim edecektim ben diyor. Onu nasıl kaybettim elimden diyor. Büyük bir endişeyle etrafta dolaşırken yaşlı bir adamla karşılaşıyor. Şu kısmı metinden okuyalım. Halime'yi yardım dilemek üzere putlara götüren ihtiyar bir Arap. Eli asalı bir ihtiyar Halime'nin yanına geldi ve sana ne oldu dedi. Neden böyle ağlıyorum? Yasla ciğerler dağılıyorsun diyor Halime annemize. Halime dedi ki, Ahmet'in itimat edilmiş süt annesiyim. Onun ceddine teslim etmek için getirmiştim. Hatim'in yanına gelince bir takım sesler duydum ve sırlar işittim dedi. Bu havadan o nameleri işitince o sada dolayısıyla çocuğu kucağımdan indirdim. Bu sözleri kim söylüyor göreyim dedim. Çünkü çok latif ve çok müteessir bir sesti. Ne etrafımda kimsenin bir nişanını gördüm ne de o bir an o ses kesildi diyor. Çocuğu bıraktığım yere dönünce hayretler içinde baktım ki çocuk yok. Vay benim başıma gelenler diye Halime annemiz ağladı. İhtiyar Halime'ye dedi ki, kızım dedi, müteessir olma. Sana bir padişah göstereceğim. Eğer isterse çocuğun halini söyler. Çünkü o onun gittiği ve bulunduğu yeri bilir. Canlandı mı gözümüzde şimdi? Canlandı mı olay sahne gözümüzde? Kabe'nin etrafı düşünün. Şimdiki haliyle düşündüğümüz zaman onu tasvir etmemiz biraz daha zor. Eski fotoğraflara gidelim. Hani etrafı toprak, böyle panayırlar, değil mi? Daha böyle Kabe'nin etrafında evler var o zaman. Geliyor bir ihtiyar, Halime annemize diyor, üzme kendini, ben seni öyle bir padişaha getireceğim ki diyor, o kaybolanları bulur diyor. Eğer isterse çocuğun halini söyler diyor. Çünkü o onun gittiği ve bulunduğu yeri mutlaka bilir diyor. Halime de dedi ki, ey kendi güzel ve edası hoş olan şey, canım sana feda olsun. Haydi bana çocuğumun halinden haberdar bulunan o yüce bakışlı padişahı göster bakayım. İhtiyar Halime'yi Uzza'nın yanına getirdi, götürdü ve dedi ki, bu put kayıpları haber vermede tecrübe edilmiştir dedi. Biz onun nezdinde gidip sormakla binlerce defa kaybımızı bulduk dedi. İhtiyar derhal puta secde etti ve dedi ki, canlanıyor mu hala gözümüzde? Tamam mı? Ey Arap'ın serveri ve ey cömertlik denizi, ey Uzza! Sen pek çok lütuflarda bulundun da biz bir takım tuzaklardan kurtulduk. Ey Arap kavmine olan ikramın dolayısıyla onların sana rağm olmaları farz olmuştur. Saat kabilesinden olan bu Halime, ümitvar olarak senin gölgene gelip sığındı. Onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isminde küçük bir çocuğu kaybolmuştur. İhtiyar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismini söyleyince o putların hepsi o anda baş aşağı secdeye kapandılar. Hey ihtiyar, haydi işine git. Muhammed'i bizden ne arıyorsun? Azlimiz, hürmetten düşmemiz onun yüzündendir. Biz onun yüzünden tepetaklak olacağız ve taşlanacağız. Bizim onun yüzünden ayarımız anlaşılıp kesada uğrayacağız. Yok olacağız. Heva ve heves erbabının cahiliyet devrinde bazen bizden gördükleri hayaller, yani işittikleri şeyler onun devri gelince yok olacak. Çünkü su görününce teyemmüm bozulur. Hey ihtiyar, uzaklaş bizden. Fitne ateşini parlatma. Bizi de Ahmet'in ateşiyle yakma. Hey ihtiyar, Allah rızası için çekil. Uzaklaş ki kaza ve kader ateşine bizimle birlikte yanmayasın. Biz zaten yanacağız, sen de yan. Bu adeta ejderhanın kuyruğunu sıkmaktır. Bu ne çeşit haber getiriştir? Bu haberden deniz ve madenin yüreği oynar. Bu haberden 7 kat gök titrer. Taşlardan bu sözleri işitince o gün görmüş ve çok yaşamış ihtiyar elindeki asayı attı. O sesin korkusundan ve titremekten ihtiyarın dişleri birbirine vuruyordu. Çıplak bir adamın kışın titremesi gibi titriyor ve ey subur diyordu. Burada subur kelimesi ölüm talebine, yani ey ölüm gel bul beni de bu nedir diyor. Halime ihtiyarı o halde görünce büsbütün şaşırdı ve ne yapacağını unuttu. Kadıncağız dedi ki, ey ihtiyar, Ben de mihnet ve meşakkat içindeyim ama şimdi temelli şaşırdım kaldım. An olur rüzgar bana hatiplik eder, zaman gelir taşlar ediplik eder diyor. Ve söz söyler diyor. Rüzgar bana söz söyler, taş ve dağ eşyanın hakikatini anlatır. Gah olup gayb erleri gökyüzünün yeşil giyinmiş melekleri çocuğumu kaplar diyor. Şimdi burada da diyecek ki ihtiyar, ey Halime sevin, secde-i şükrana kapan ve yüzünü tırmalama. Her zaman onun önünde ve ardında muhafaza için yüz binlerce bekçi ve muhafız vardır. Şimdi bağdaştım az önceki Bedir olayıyla. Peki buradan ne çıkartabiliriz acaba kendimize? Putlar nedir? İçimizdeki putlar nedir? Nefisten öte her ne ki bizi Allah'tan ayırır, değil mi? O bizim aslında putumuzdur, o bizim dünyamızdır. Ne olabilir bu? Aşırı istekler, aşırı arzular, bitmeyen hevesler, emeller, hırslarımız, birinden intikam alma duyularımız, ona ben haddini bildireceğim. Bunlar hepsi nedir bizler için? Birer uzzalar değil mi aslında içimizde? Ama bak o Muhammedi isim orada duyurulunca ne oldu? Tepe taklak oluyor. Ya biz ne kadar kısmetli bir milletiz be. Biz istemesek de Allah bize dinlettiriyor ezanı. İşittiriyor yani. Allah dinlemeyi nasip eylesin. Yani o işitmek bile büyük bir nimet değil mi? Günde 5 defa en az eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Demek ki sadık bir şekilde biz ezanımızı dinlesek içimizde put mut kalmayacak yani. Beyti tertemiz olacak. Temiz etsin Allah'tan. Allah bizi o lütuflardan, o sedalardan, o rahmaniyetten mahrum eylemesin inşallah. Devam edelim bakalım şimdi 7. kıssada nasıl bağlayacak bize. Hatırladık mı? Toplayalım bir daha konuları. Hannane direği. Ebu Cehil'in elinde konuşan taşlar. Peygamber Efendimiz'in nurunu söndürmeye çalışan, o dönemde ona zulmeden, değil mi? O kafirlerin daha sonra susturmaya çalıştıkları sedaları Allah-u Teala kıyamete kadar baki etmesi ve aslında Allah Resulüne de işte o yazılı olarak verdiği, bizlere ihsan ettiği Kur'an-ı Kerim. Değil mi? Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in yaşamış şeklidir. Sonrasında Bedir Savaşı'nda şeytan Kureyşlerin arasına girip, değil mi? Ben size yardım edeceğim, siz onları yenin deyip gazlaması, daha sonra melekleri onlara destek bir vaziyette görünce geri çekilmesi ve ben Allah'tan korkarım deyip aradan sıvışması. İnsan demek ki bak, taştan daha adi olabilir, odundan daha adi olabilir, şeytandan da daha adi olabilir. Bak kaç nokta açtı bize değil mi? Şeytan görünce Allah'tan korkar, bu kadar da değil. Hani birisine arkadaşlık ediyor ya, şeytan hadi bugün beraber böyle sofu birisine, namazını falan düzenli kılan birisine. Geliyor bugün seninle arkadaşlık edelim, şunu yaptık, bunu yaptık, şuraya da gidelim, burada yapalım, şunu da yapalım. Namazlar gün gitti. Akşamında dedi, ben seninle de arkadaş falan olmam dedi. Niye ki dedi, ya ben bir kere secde etmedim, kovuldum. Sabahtan beri kaç tane secde kaçırdım dedi. Şimdi şeytan sadece insana fitne verir, bilgi verir. Ona işte projeleri aktarır. Uyup uymamak. Evet, yani o neticede zaten... Aslında şeytanı da Allah merhametinden bize. Ne alaka? Bu kadar zulmediyor bize. Şöyle şerh etmişti bizim büyüğümüz. Ne kadar güzel yani. İşte bakış açısı insanı hayatında birçok müşkülünü çözer yani. Allah kuluna günah yakıştırmıyor. Yakıştırmadığı için şeytan vesile. Şeytan yaptı diyor. Şeytan olmazsa hepsi senin başına kalacak. Şeytan yaptı diyorsun şimdi ya. Allah kuluna yakıştırmıyor günahı, çirkinliği. Ne kadar seviyor bizi Allah-u Teala. Ama biz bu sevgisini, bu almamız gereken ahlakı peygambersiz asla bilemeyiz. Onu seven ashabı olmadan asla bilemeyiz. Onlar bize bu zulmet, bu karanlık dünyada ışık tutan yegane kandillerdir. Devam edelim mi? Ne dedik? Şeytandan da aşağı olabiliyormuş. Sonra okuduğumuz neydi? Onun isminin, Hazreti İni değil mi? Resulullah bir yere bir dokunduğu zaman artık o ne oluyor? Ölümsüz oluyor, baki oluyor. Hele bir de düşün, o aşkı gönlüne yerleşir ve senin derdin Allah Resulü derdi olsun. Ya biz çok kısmetli bir milletiz de biz bunu değerlendiremiyoruz. Nasıl? Ya gidelim arada bir Topkapı Sarayı'na. Değil mi? Bak şurada burnumuzun dibinde. Şahit olsun bize ya Resulallah. Gör bizi ne olur. Neticede onun parçası Peygamber Efendimizin dendan-ı şerifi Topkapı Sarayı'nda. Uhud harbinde mübarek şehit olan dişi. Sakalı şerifleri, nalinleri, kılıçları, yayı, oku. Yani böyle şimdi konuşuyoruz ya şurada bir vesayetlik bir yerde yani. Sabah canın istese gidip ziyaret edebileceğim bir yerde. O kadar yakın bir mesafede. Ya Resulallah şahit ol bize. Sen bu kılıçla neler yaptın? Ne savaşlara katıldın? Şu nalimlerle acaba nerelerde yürüdün? Niye biz bu muhabbeti hayatımızdan çıkartıyoruz? Yani bir fiil bunu yaşamış olarak konuşuyorum. Yani Allah razı olsun bu nuru tekrar gönlümüzde uyandırmaya vesile olanlardan. Hani bir dönem işte ne gerek var işte bu kadar da sevgiye de bidattır şu mevlütte ne artırıyorsun ne bunu ne gereği var bunu yapmanın bu kadar sevmenin ne anlamı falan biz de bunlara bir ara kapıldığımız için ben şu anda hesabını sormak isterim o buna sebep olan kişilere. Hayatımdan kaç sene çaldınız? Peki biz o uzaklaşmakla neleri kaybettik? Çok bir nesil yani rahmetli babaannem gök gürlerdi, selavat çekerdi. Ya babaanne diyorum her şeyde olmaz ki ya gök gürlüyor. Sen anlamazsın derdi ya. Dert sıkışsa selavat. Şu olsa selavat. Ya onsuz ne var ki bizde zaten? Onur bizim hayatımızdan çıktığı zaman ne kalıyor? Bak ne kadar güzel tasvir etmiş ya. Ne güzel açmışlar beyitlerini. Vesile olsun inşallah. Bakın şu anda yani Rebiül Evvel'in 12. gecesi hatırladık bu gece. Ne güzeldi. İbadet ettik, dua ettik, zikirlerimizi, ziyaretlerimizi yaptık. Tamam. Bir dahaki seneye kadar. Böyle değil ki. Her günün içinde o kandili ara bul. Her günün içinde beraat kandilini bul. Her günün içinde kaderini ara. Yarına çıkıp çıkmayacağını bilmeyecek. Senin için en kıymetli an şu andır yani. Yarını biliyor muyuz? Hadi geçmişten akıl alırsak, nasihat alırsak geçmiş de bizim için bir ticarete dönüşebilir. Yani ticarete demeyeyim, kâra dönüşebilir. Ne güzel Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir duası var. Ya Rabbi geçmişte kaybettiklerimi bana daha hayırlısıyla ikram etti. Ne kadar güzel bir dua ya. Bak mümin her zaman kârdadır. Yeter ki istesin. Allah-u Teala ona zaten kurtuluş kapılarını açacak. Mesela kılamadığımız vakit namazlar düşünelim. Ettik bir cehalet, uyduk bir şeylere. Yapmamız gerekenleri yapamadık. Allah-u Teala o anda akıtacaktı bize bir mana. Tamam namazı fiilen kaza etmemiz gerekiyor zaten. Ya bunda hiç şüphe yok. Bunu söyleyenler de o insanların vebalini nasıl yüklenecek ben bilmiyorum. Bir insan kazalarını bu dünyada tamam edecek yani eksikleri varsa. Yoksa diyor cennete de girse onları önce tamam edecek yani. Sen o pişmanlığının göstergesidir o. Ya Rabbi ben o anda gelemedim ama şunu telafimi kabul et demektir. Ama o anda sana bir mana verilecekti, bir rızık verilecekti. Sen yerinde olmadığın için onu alamadın. Değil mi? Bir kayıp var. Yine formülünü bize Peygamber Efendimiz bilir. Ya Rabbi geçmişte sen açtığın o rızık kapılarından rızıklanamadıklarımı sen bana daha hayırlısıyla ihsan eyle ya Rabbi. Bir umut, umutsuzluk kalbin günahı kebairlerindendir. Kalbin günahı kebairlerindendir. Yani büyük günahlarındandır. Allah'tan asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Ama bu umutsuzluk, umudumuz da bizi tembelliğe ve şımarıklığına da götürmeyecektir. Ne yapmamız gerekti? İşte açıyor sana. Yahu bir odun kadar da mı olamaz? Bir taş kadar da mı olamaz? Şeytandan bile düşersin. Resulullah'ın dokunduğu bez bile yanmıyor. Bundan nasıl mahrum olursun? O nurun, o Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ismi bile girdiği yerde putları tepetaklak ediyor. Neticede Kabe'nin içinde bütün putlardan temizleyen kimdi? Daha sonra, bak daha bebek halindeyken oradaki putlar ismini duyunca böyle oldu. Kendisi oraya teşvir edince ne olacak? Esameleri kalmayacak. Hocam çok özür dilerim. Allah'ım geçmişte yaptığım hataları, kaybettiğim işte manevi rızıkları veya işte yaptığım eksiklikleri daha hayırlısıyla, manevi rızıkları bana daha hayırlısıyla ihsan et diye dua ediyorum. Rica ederim. Ne oldu? Bu 6. kategoriye geldik. Şimdi 6. kıssadayız. Şimdi 7. kıssamızla artık konuyu da toparlayacağız. Bakalım 7. seçilmiş olduğumuz ki hani bunlar tamamı değil. Zaten burada Hazreti Mevlana kurttan, kuştan, merkepten, deveden, karıncadan, bitten, böcekten bahsetse. Bu bahsettikleri ne buyuruyor Hazreti Mevlana? Sen o ormandaki canlıları kendi sıfatların olarak düşün diyor. Akrepleri, yılanları senin kendi bahçendeki yetiştirdiğin canavar olarak düşün diyor. Onlar dışarıda bir şey değil ki. Senin içinde düşündüğün şeyin vücut bulması. Sana okutuyor kendini. Şu tezgahı yapmış, o anekdotta böyle yapmış. Sana seni okutuyor. Bunlar senin sıfatların. Anlamayı nasip eylesin. Yani bunlardan biz nasıl kurtulacağız? Yani neticede bu bütün anlatılanlar yani Peygamber Efendimiz'den hali değil ki. Onun güzel ahlakına nasıl bürünürüz? Onun girdiği yerde bunların hepsi beri olacaktır. Ama olmadığı yerde bunların hepsi işte koca bir jungle diyoruz ona, değil mi? Vahşi orman. Her türlü yaratığın yaşadığı ama insan yaşamayacağı bir yer olur. Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Şimdi diyecek ki bize Hz. Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem o bedevi misafire iltifat buyurması, ümitsizlik ateşine yanmış, hacalet ve nedamete düşmüş olduğundan dolayı yanıp kavrulan misafir Arabi'yi teselli ve teskin etmesi. Bunu hatırlasanız son derste işlemiştik sizinle dönemden önce. Evet. Ne yapıyor? Bir bedevi geliyor. Peygamber Efendimiz'e misafir olmak istediğini söylüyor. Ondan sonra aslında bu gayrimüslim elinde de bir, gizli bir putu var böyle. Geliyor işte Peygamber Efendimiz gelen misafirleri ashabına dağıtıyor. Bu kişi de en yapılı, iri cüsseli kişi. Gitmiyor, kimse almıyor kendisini. Peygamber Efendimiz misafir ediyor mesela. Hane-i Saadet'e geliyorlar. İşte şunu istiyorum, bunu doymadım. Bütün evin o geçeki lokmasını bir kendisi hepsini yiyor ve çok fazla yemiş olmanın şeyle yatmak istediğini söylüyor. Ve ona bir yer açıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer gösteriyor. Uyuyor. Halayıklardan, hizmetlilerden bir tanesi diyor, geliyor dışarıdan kapıyı kilitliyor diyor. Burada işte olayı tek tek beyitlerine girmeden ana hatlarıyla anlatırsak. Gece çok yemenin verdiği şeyle beraber ciddi bir şekilde başka bir ihtiyacı doğuyor ama kapıya gidiyor, asılıyor, kapı açılmıyor. Zar zor kendini zorluyor, ondan sonra o üzerinden boşaltıyor bütün pisliğini ve sabah kapı açsa da kaçsam diye kolluyor. Diyor ki orada çok da güzel anlatır. Peygamber Efendimiz diyor mahcup olmasın diye gizli gizli diyor kapıyı açıyor. Kapının arkasında duruyor, görüp utanmasın diye. Kapıyı açık görünce kaçıp gidiyor. Ev ahalisi bu ortamı görünce çok söyleniyor. Bu nasıl rezilliktir, bu nasıl pisliktir? Peygamber Efendimiz ben temizleyeceğim. Bu sefer bütün evdekiler ya Resulallah, aman ya Resulallah, hayır diyor ben temizleyeceğim. Peygamber Efendimiz temizlemeye başlıyor. Bu arada o bedevi de tapındığı putu yattığı odada düşürdüğünü hatırlıyor. Onun için bu da çok kıymetli. Putumu gidip bari alayım diyor. Ama da nasıl gideceğim düşünceleri içine gidip bir bakıyor ki iki cihanserveri Efendimiz o yaptığı pisliği temizliyor. Büyük bir mahcubiyetle bakalım devamında ne oluyor. Bu sözün sonu yoktur. Bahse gelelim. O misafir Arap Şah-ı Risalet'in lütuf ve tevazuundan hayrette kaldı. Hazreti Peygamber ona bu tarafa gel buyurdu. O da ağır bir uykudan uyanıp kalkmış bir kimsenin sersemliğiyle geldi. Aleyhisselatü Efendimiz bu tarafa, yani kendine gel. Aklını başına topla. Bu tarafta senin için işler vardır dedi. Yüzüne su serpti. O kimse söz söyleyebilecek bir hale gelince artık o kadar mahcubiyetini hepsi duygu olarak birlikte düşünün. Derin bir uykudan uyanmış. Hayretler içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Yüzüne su serpti. Ey Allah'ın birliğini şahidi, bana kelime-i şehadeti telkin ettin. Allah'ın birliğine iman ve senin peygamberliğini tasdik ettikten sonra çıkıp gideyim. Ne olur? Bu varlıktan usandım. Gidip o geniş çölde bulunayım. Atayım kendimi dışarılara dedi. Biz kazayı ilahi kadısının dehlizinde Elestu bi Rabbikum ve bela davası içinde bulunuyoruz. Elest aleminde bela demiştin. Buradaki sözümüz ve işimiz imtihan için şuhut ve beyandır diyor. Neden kadının koridorunda oturup kalmış, biz buraya şehadet için gelmedik mi? Kadı mahkemesinin koridorunda ey şahit ne vakte kadar hapsolup kalacaksın? Şimdi düşünün. Şahit olacağız değil mi? Neye şahidiz biz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ne diyoruz biz orada? Şehadet edelim diyoruz. Şahidiz biz yani. Şimdi diyor ki Hazreti Mevlana, sen şahitlik edeceksin de mahkeme koridorlarında bekliyorsun diyor. Ne işin var orada diyor. Seni buraya bu hususta inkar etmesin ve şehadette bulunsun diye çağırmışlardır. Şu dünyaya ikrar için gönderildin sen. Öyle değil mi? Şehadet etmek için gönderildin sen şu dünyaya. Ne vakte kadar diyor kendini geri çekeceksin diyor. Halbuki sen inadından şu daracık yerde oturmuş, elini bağlamış, dudağını yummuşsun. Ey şahit, senden beklenen şehadeti ifa etmeyince bu koridordan nasıl kurtulursun diyor. Bir an evvel şehadette bulunmak için senin için kârdır diyor. İnadı bırak da kurtul ve koşarak git. Kısa bir işi kendi hakkında uzatma. İster 100 yılda, İster bir anda bu emaneti eda ederek kendini halas eyle. Bak, ister 100 yılda, ister bir anda bu emaneti ederek kendini halas et diyor Hazreti Mevla. Ne güzel toparladı şimdi. Peygamber Efendimiz her ne kadar çirkinliğimiz, yaptığımız rezaletler varsa, değil mi? Onlar bizi tutmasa biz bu çirkinliğimizi nasıl farkına varacağız? O Nur-u Muhammed'i bakışı olmasa biz kendimizdeki çirkinlikleri nasıl göreceğiz? Sen başta diyor eleste dedin ki bela dedim diyor. O belayı şu dünyada yaşama yeridir diyor. Ne vakte kadar kaçacaksın? Eşhedü en la ilahe dediğin zaman oluyor mu? Olmuyor. Eşhedü en la ilahe illa Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim diyorsun. Sen bunun için gönderdin. Ne zamana kadar bunu tehir edeceksin diyor. İstersen diyor 100 yılda, ister bir anda. Bir ömür putun yanında gezersin. Gelirsin en mukaddes mabette en rezil işleri yaparsın. Ama o kerim olanlar her an için senin kurtuluşunu beklerler. Allahu Teala'nın Rahman ve Rahim ismini şerh ederken büyüklerimiz öyle buyurdu. Yani Allah Rahmandır herkese, değil mi? Rızkını verir, maişetini verir, dünyada yaşam için gerekli olan, küfretse de, isyan etse de maişetini verir, değil mi? Hayatiyetini verir son ana kadar. Bu Rahmaniyetinin bir şerhidir. Bir şerhi daha şudur. Eğer bir insan surette insan yaratılmışsa Allah'ı bilme kabiliyeti vardır. Yoksa taş olurdu ya da cemadat, nebadat veya herhangi başka bir şey olurdu. Hayvanat olurdu. İnsan suretine geldiğine göre Allah-u Teala son nefese kadar kulunun kendisini hatırlamasını bekler. Ki onlar da zikrediyorlar yani. Onlar bilinçli zikretmiyorlar. İnsan bilinçli zikrediyor. Şimdi diyor ki sen insan olarak yaratıldın. Senin insaniyette bir değer kazanabilmen için o nurla irtibatlı olman lazım. O nuru hepsi zaten biliyorlar. Kainattaki her şeyi biliyor. Çünkü hepimiz Nur-u Muhammedi'den yaratıldık zaten. Ama insanda onu idrak etme kabiliyeti verildiği için taşa verilen sıfatla aynı değil ki insan. Taştan bir şey beklemezsin ama insandan beklersin. Sen bunu bilecek ahsen-i takvim üzere yaratılmış güzel insansın. Bu güzelliğe de ancak o Nur-u Muhammedi ile ahlak-ı Muhammedi ile erişebilirsin diyor. Buna benzemezsen ve bunun dışında kalırsan ne nebadat sınıfına girersin, ne cemadat sınıfına girersin, ne hayvanat sınıfına girersin, belhum adal olursun. Hayvandan da haşir olursun. Allah muhafaza eylesin. İşte o esfel-i safilin dediğimiz en alt tabaka ve âlâ-i illiğin olan en üst tabaka arasındaki o çizgi. Hani çocuklara, arkadaşlara ders ediyorum biliyorlar. Sinüs kosinüs çizgisi yani. Tamam mı? O en dipte artık o hiçbir kategoride yok. Çünkü sen Allah'ı bilme kabiliyetin, Allah Resulü'nü tabi... Bak şahit olma kabiliyeti sana verilmiş. Sen o şehadette hiçbir sınıfa girmiyorsan o bütün sınıfların en altında o esfel-i safirin derekesinde olursun. Bak şeytan bile senden kaçıyor. Değil mi? Şeytan seni kışkırtıyor ama sen ona uyduğun zaman hayır hayır diyor ben Allah'tan korkarım diyor. Şeytan bile kaçıyor. Dolayısıyla o en alt tabaka olan esfel-i safilinden insanın yolculuğu âlâ-i illiğine doğru olmalıdır. İnişler çıkışlar da yine kul içindir. Yeter ki niyetimizi halis eyleyelim. Niyetimizi ashabın niyetiyle, Allah dostlarının bu güzelliklere erişmiş olanların niyetiyle birleştirelim. Biz nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ya Rabbi. Sen bize gösterdiğin doğruyu anlayabilmeyi ve o muradını idrak ederek murad ettiğin istikamete, sırat-ı müstakim üzere doğrulabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Biz bunu söz olarak Allahu Teala bize söyletiyor mu? Bak günde en az 40 kere ihdina sırat-ı müstakim diyoruz. Öyle değil mi? Öyle o girmedin mi yani? Elhamdülillah. Bak şimdi tövbeyi bile İmam-ı Gazali Hazretleri anlatırken şöyle buyuruyor. İşte tövbenin de derece derecedir diyor. Peygamber Efendimiz'in tövbesiyle bir normal vatandaşın tövbesi aynı kategoride değil ki diyor. Şimdi kafir diyor Müslüman olmak için tövbe eder. Müslüman mümin olmak için tövbe eder. Mümin kendi kalbindeki hastalıklardan beri olmadığı için buna tövbe eder. Sadık da diyor bir an Allah'tan gafil olduğundan tövbe eder diyor. Hep daha üstü vardır. Elhamdülillah biz doğuşumuzdan beri kulağımıza ezan okunmuş zaten. Her an içinde kulağımıza zaten ezan okunmuyor. Elhamdülillah. Ama hep daha güzeli olduğunu bileceğiz ve kendimizde anlatılan bu kıssaları, anlatılan Kur'an-ı Kerim'deki o kıssaları biz kendimizi muhatap olarak gördüğümüzde bize tesir edecek inşallah. Bak anlatıyor o kafirleri falan. Bak şimdi şu şöyle, bunu da öğrendim deyip de bunu başkalarının aybını görmeye başladığımız zaman aldığımız uygulamada problem var. Formülde hata yok. Neyi besliyoruz? İçimizdeki Firavun devasa büyüyor. Ama unutmayalım ki biz Musa da içimizde. Allah-u Teala biz kendisine teveccüh ettiğimiz zaman, onun rızasını istediğimiz zaman ne yapar? Musa'yı Firavun'un kucağında da büyütüp ondan sonra da tepeletir. Değil mi? Şimdi biz inşallah şu ezanlar hürmetine Allah-u Teala hani bir şeyleri öğrendik, şunu da üstüne koyduk derdinden öte ya Rabbi her an için senin rızana daha fazla nasıl yaklaşabiliriz? O Nur-u Muhammedi'den daha ziyade daha nasıl nasiplenebiliriz? Ve bu dünyada o bize belirtilen ecel süresi dolduğunda sana vasıl olacağımız anda hangi halle geleceğiz? Ya Rabbi mahcup olacağımız, rezil olacağımız, seninle aramızı perdeleyecek her ne varsa şu dünyada temizleyip de öyle gelmeyi nasip etsin. Allah-u Teala kamburlarla ahirete doğmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Şu dünyada bir dakika yaşamak, göçmüş olmaktan ya değil mi? Bir fırsattır yine bir dakika. Bir dakika içinde, bir dakikada belki yetmez çünkü hulkuma geldiğimizde artık bitiyor. Ama inşallah Allah idrak nasip eylesin. Şu işittiğimiz ezanların hakikatini kalplerimizde vücut hay eylesin inşallah. Kendimizi nurlandıralım. Etrafımızı da nurlandıran güzeller arasında bizleri ilhak eylesin. Allah-u Teala bilmiyoruz ki bir daha kandile çıkacağız mı? Hani bu sene, şu sene kandilde şunu yapacağım diyebiliriz ama görüp görmeyeceğimizi bilmiyoruz ki. Şu an bizim için en kıymetli. Ya Rabbi şu güzel mekanda, şu güzel iklimde, şu güzel ortamda, şu güzel gönülleri tevhid olduğu şu anda imanımızı sabit eyle. Amin. İmanımızı ziyadeleştir. Amin. Muhabbetimizi arttır. Amin. Rızanı arttır. Amin. Ve bizleri son nefesimizde sana en yakın haldeyken ahirette doğrusu inşallah. Allah-u Teala ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin. Hanelerimizde evlatlarımızı, eşlerimizi, dostlarımızı, her türlü Nur-u Muhammedi'den uzaklaştıracak şeyden muhafaza eylesin inşallah. Bizleri de inşallah selatü selamını artıranlardan, o selavatın hikmetinden nasipler olanlardan eylesin. Bakın ibadetler riya ile yapıldığı zaman Allah onları istemiyor. İstemiyor. Ama selavat-ı şerifi riya ile de çeksen oluyor. Nasıl bir şeydir bu? Her şeyin formülü. Allah-u Teala selatü selamlarımızı da arttırsın. Amin. İşte böyle en basit, en kolay selavat diye bize öğretilen dediğimiz ama en faziletli selavat-ı şerifler. Hangisi? İşte namazda okuduğumuz selavat-ı şerif. Değil mi? Selat-ı ümmiye diye buyurulan bize ne güzel ıtînin bestelediği Allahümme sellem. O şey öyle selavat. Nedir? Bunlar bizim dilimizde daha çok fazla dönsün diye bizler için kulağa da hitap edecek şekilde bestelenmiş. Allah'a hamdolsun. Selavat-ı şeriflerimizi artırsın ki Peygamber Efendimiz için buyuruyor Allah-u Teala İnne estağzübillah innallâhe ve melâiketehu yüsellûne alennebi ya eyyühellezîne âmenû sellû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman ederler siz de edin diyor ya. Allah ve meleklerinin tesbihi gibi düşünün selatü selam. Allah-u Teala bizleri de bir behre eylemesin. Şu nurdan ziyadesiyle nasiplendirsin. Aldığımızı bu güzellikleri ki hepsi güzelliktir. İnşallah Allah'ın razı olmadığı ahlaki sıfatlarımızı razı olduğu güzel ahlaka dönüştürelim. Nedir bu? İşte daha çok ibadet yapacağım tesbih. Bunlardan maksat da yine güzel ahlak. Ne yapayım? Gadabımı biraz daha nasıl azaltırım? Şu hasedimi biraz daha nasıl yenerim? Tatlı, şu dilimdeki iğnelemeyi nasıl biraz daha azaltırım? Merhametimi nasıl arttırabilirim? Bunları kendimizde eksiklerimizi fark ettirecek şekilde Allah o nuru bizlerde uyandırsın. Yoksa bu nurun uyanması başkalarının ayıbını keşfetmek için değildir. İnsan kendi ayıbını ne kadar kendisine gösterilirse doğru yolda gittiğinin alametidir. Sen Allah'a yaklaştıkça kendindeki noksanlığı fark edersin. Aman Allah'ım ben ne yaptım dersin. Geçti şu ömür ya Rabbi. Ne olacağım ya Rabbi? Şunu nasıl yaptım? Bu dertle beraber Allah-u Teala inşallah derdimizin dermanını cemaliyle ihsan eylesin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etûbü ileyh. O kadar ezanla dinledik. Allahümme Rabbe hâzihid davetit ta'am ve selâtil qâime âti seyyidina Muhammedinil vasîlete vel fazîlete ve dereceti rafi'a ve ba'asu mekâmu mahmûdenillezî ve'atta inneke la tuhliful mi'ad. رضينا بالله ربا وبدين إسلاما وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على أشرف وأسعد وأكمل نور جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم